PKK terör örgütünü en büyük destekçilerinden biri olan İsrail, gözden kaçıyor ama 2017 yılında İsrail Başbakanı, hem çocuk katili hem soykırımcı olan Netanyahu, yaptığı bir açıklamayla ayrılıkçı Kürt devletini ilk kez resmi ağızdan konuşan devlettir. Hatta dünyada tektir. Yani şöyle bir açıklama yapıyor 2017'nin Eylül ayında. Diyor ki mutlaka bölgede bir Kürt devleti kurulmalıdır. Biz de bunu çok ciddi anlamda destekliyoruz şeklinde bir açıklamayla bunu ilan ediyor. Tabii buradaki bütün proje bir Kürdistan üzerinden ikinci bir küçük İsrail oluşturmak. Nerede? İşte Irak'ı, Suriye'yi içerisine alan o bölgeyi özel bir devlet haline getirip İsrail'in bölgedeki kuklası haline getirmek amacıyla bu projeleri çok eskiden beri var. Ama son dönemde yaptıkları çalışmalarla gerek diplomaside, gerek sahada, gerek dijital dünya içerisinde artık bu küçük İsrail olayını iyice konuşmaya ve bu konu üzerinden de dünyada Yahudi lobisinin etkili olduğu özellikle ülkelerde bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunda da çok ciddi bir mesafe kat etmiş durumdalar. Tabii bu küçük İsrail'i sadece bugünkü İsrail istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletleri de çok ciddi anlamda bunun arkasında duruyorlar. Bu projenin gerçekleşmesindeki en büyük engeli de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak görüyorlar ve şu anda asıl hedefleri, nihai hedeflerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tamamen saf dışı bırakmak. Bunu yapmak için de hem askeri açıdan, hem ekonomik açıdan, hem sosyal açıdan Türk Devleti'ni zayıflatmak, kenara itmenin peşindeler. Bunu gerçekleştirmek için de tamamen şu anda sahaya inmiş durumdalar. Şimdi zaten son günlerde yaşananlar hedefin kim olduğunu da net bir şekilde gösteriyor. İşte geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a karşı yapılan o hain alçakça eylem ve sonrasında terör örgütünün işte bebek katili liderlerinden Duran Kalkan'ın savaşın merkezi eninde sonunda Türkiye'ye taşınacaktır. Savaşın merkezi Türkiye olacaktır açıklamaları da bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Bakın bütün gelişmeler ard arda geliyor. Bunların hemen arkasında yine İsrail desteğiyle kurulan kısa adı PAKURT olan Parti-i Kürdistan diye bir oluşum var. Bunlar da olayın dijital mecradaki organizasyonunu yapmaya başladılar ve küçük İsrail'in oluşumu için seri konferanslar düzenleyeceklerini ilan ettiler. Organizasyonunu yapmaya başladılar ve küçük İsrail'in oluşumu için seri konferanslar düzenleyeceklerini ilan ettiler. Bu terörist başı İbrahim Halil Baran diyor ki amaçlarını ve misyonlarını şöyle açıklıyorlar. Bugün yaşananlar, Orta Doğu'daki savaş tam da diyor buradaki bir Kürdistan devletinin kurulması için bir fırsattır. Bu Kürdistan devleti diyor, İsrail'in güvenliğini sağlamak için oluşturulacaktır. İsrail'e karşı Hamas'ın ve İran destekli güçlerin saldırılarını bir gün Kürtlere de yöneleceğini, Türkiye üzerinden de bunu gerçekleştirdiklerini, onun için burada devlet kurulmalı ve Türkiye saf dışı bırakılmalıdır şeklinde açıklamaları var. Bunun hemen akabinde de bahsettiğimiz çalışmaları yürütmek üzere aslında Mossad bağlantılı İsrail bilim adamı kisvesindeki elemanları sahaya sürdü. Mesela bunlardan en önemlilerinden birisi Ofra Bergio. Ofra Bergio kim? Mossad Enstitüsü olarak bilinen Tel Aviv Üniversitesi'ndeki Kürt Çalışmaları Grubu'nun başkanı. Bir diğer isim Yehuda Ben Yosef. Bu da yine İsrail Kürt ve Yahudi İttifakı'nın çalışma grubunun başkanı. Bir diğer adam Jonathan Speer. Bu da
Orta Doğu Forumu denilen Türkiye karşıtı PKK destekçisi bir oluşumunun başkanlığını yürütüyor. Bu isimler şu anda sahada çok aktif bir şekilde Türkiye aleyhinde ve İsrail lehinde çalışmalar yürütüyorlar. Ve amaçları dediğimiz gibi Amerika ve Avrupa'da kamuoyu oluşturmak. Bunun diğer cephenin diğer tarafı da Avrupa kıtası. Avrupa kıtasında da dergileriyle, televizyon kanallarıyla, vakıflarıyla, sivil toplum örgütleri, dernekleriyle 400'den fazla örgütsel şube şu anda bu konuyla ilgili aktif olarak çalışıyorlar ve yılda 150 milyon dolardan fazla parayı, eurodan fazla parayı toplayıp bu oluşumun gerçekleşmesi için PKK terör örgütüne aktarıyorlar. Bu Avrupa'da bu durumun ikinci cephesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunların karşısında yapmamız gereken şu, tehlike şu anlamda çok büyük. İçeride ve dışarıda mutlaka birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Özellikle içeride bunlar lehine çalışan insanlar bizim isimlerimizi taşıyorlar. Bizim gibi yaşıyorlar. İşte mecliste vekiller, belediyelerde başkanlar. Bu nedenle tehlike çok büyük. Bunun önüne geçmek için mezhep ayrılığıydı, siyasi ayrılıktı. Bunların hepsini bir kenara bırakıp mutlaka bir ve güçlü olmak zorundayız. Biz ayrıca dernek olarak da bu oluşumdan haberdar olduğumuzu hem bu oluşumun muhataplarına ve hem de Avrupa'nın, Amerika'nın önde gelen sivil toplum örgütlerine hazırladığımız metinleri gönderdik. Ne yapmak istediklerinin farkında olduğumuzu belirttik ve bunun mutlaka önlemlerini alacağımıza ilan etmiş durumdayız.